Merhabalar güzel arkadaşım ben Mehmet Hoca'nın sıfırdan matematik kampında kaldığımız yerden yeni bir başlıkla 12. bölümle yolumuza devam ediyoruz. Hemen kitapları elimize aldık şöyle 12. bölüme bakınca basamak kavramız bizi karşılıyor. Ama bu basamak kavramı bu kitabın çoğunun bittiğinin, azının kaldığının habercisi. Arkadaş 22 bölüm dedik, 12. bölümde izledik. Artık yarısından öteye geçtik. Artık kitabı bitiriyoruz. Başlamak bitirmenin yarısıydı, yarısına gelmek bitirmek demek neredeyse. Tabi sen yine de sonunu gördüm Bu arada saatlerimiz bayağı erken arkadaşlar. Ee, 5:46 Instagram'dan takip eden tayfa bilecektir. Hocam tamam iyi güzel kalk erken saatte ders çalış ama bu saatte de video çekilmez. Bak gözlerinin şişi inmemiş. Efendime söyleyeyim sesin daha açılmamış. Ya da komşular uyanacak. Bazen her şey hayatta planladığınız gibi gitmez. Mesela bu arkadaş gibi. Bu arkadaş XT5 Fuji bizi yarı yolda bıraktı. Dünkü bir videonun tam ortasında çalışmıyor arkadaş. Bozuldu yani. Bildiğim bozuldu. Videonun ortasında oldu bir de. Hani arkadaşım git videonun ortasında olma ya da bu kamplar bitsin öyle bozul. Dinlemedi bizi ve bozuldu. Şunu bir kenara alalım yalnız. Şimdi hepten makineyi kaybedeceğiz artık. Sadece çalışan kameramız bu da. Ve benim gidip yeni bir kamera almam lazım. Bunu almak için İzmir'e gideceğim. Kuşadası'nda oturuyorum. buçuk saat işte o tarafa gitsem, gelsem, bir buçuk saat daha 3 saat hadi aldık falandı derken 4-5 saatimiz yolda geçecek bu makineyi alırken geçecek ama videoların yetişmesi lazım. O zaman ne yapacaksın Mehmet hocam? Gerekirse planı bozacak, erkenden kalkacaksın. Bu 5.46 olur. Gerekirse bazen 4 olur, hiç fark etmez. Ama o videolar bir şekilde yetişecek. Hatta senin de başına eminim çok geliyordur. Hani hayatta her şey planladığın gibi gitmiyor. Ama o plana uyumak zorundasındır bir şekilde. O uyumak için de fedakarlıklar gerekir. İşte ben o günkü günlerden birindeyim. Yalnız cüzdanımın henüz bu fedakarlık sana veriyor yok. Şu arkadaşın bak bir daha göstereyim. Bu arkadaşın satışı bitmiş. XT4 eski bir makine. Ben alalım 4 yıl oldu ama yani satışı yok. Şu an hiçbir yerde bulamadım. İkinci elde almak istemiyorum böyle bir şeyi. Hani ne kadar performanslı çalışır bilemiyorsun başkası nasıl kullanmıştır. E bir de bir sürü lensi var bunun. Yazık günah. Aynı makineden aynı üründen almak zorundayım. Yani en azından aynı markadan almak zorundayım. Fuji XT5 fiyatına baktım. 54. Efendim? 54. Çok çalışmamız lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Elimizde kalemler, önümüzde sıfırdan kitapları gönder gelsin deyip çalışmamız lazım. Gel 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 gel. Bu arada Instagram'dan takip eden tayfa biliyordur. Sen de hala etmiyorsan istersen oradan sen de bir takip yaparsan iyi olur güzel arkadaşım. Şimdi dedin ki hocam bas başlığımız basamak kavramı. Peki basamak kavramı nedir? Bununla ilgili anlatılacak çok fazla bir şey yok ama anlattıklarımızdan sonra diyeceksin ki hocam ben bu soruların hepsini çözebiliyorum. Tek derdimiz o. Şimdi A, B iki basamaklı doğal sayı A sıfırdan farklı. Zaten iki basamaklı olabilmesi için onlar basamağı dediğim A'nın sıfırdan farklı olması gerekir. Burada B. B bizim neyimizdir? Birler basamağımızdır. A bizim neyimizdir? Onlar basamağımızdır. Buraya kadar bir problem yok. Olay burada başlıyor. Birler basamağı demek B'nin 1 ile çarpılmış hali demektir. Onlar basamağı demek A'nın onla çarpılmış hali demektir. Bak basamak değeri diye bir şey var. A'nın basamak değeri ona, B'nin basamak değeri B. He, basamak değeri demek buymuş hocam. O zaman bunu yazarken biz nasıl yazabiliriz? 10a b şeklinde yazabiliriz. Mevzu galiba anlaşıldı. Peki hocam ben iki basamaklı değil 3 basamaklı da çalışacağım. Ne olacak orada? E burada değişen bir şey var mı? Artık tek değişen şu. Birler basamağı yerinde ama adı c oldu. E onlar basamağı da yerinde. E onun da adı b oldu. Artık yeni bir basamak eklendi. Yüzler basamağı. Yüzler basamağının da adı A'ymış. Yine birler basamağı dediği için C'yi kaçta çarpman lazım? Birle basamak değeri olduğu için birle. Hocam onlar basamağı dediği için B ile ne ile neyle çarpmam lazım? Onla. Ee, A'yı ile çarpmam lazım? Yüzler basamağı dediği için yüzde. Hocam basamak değeri diyorsun da bunun sayı değeri ne? Bunun sayı değeri sadece A. B, C gibi. Ama basamak değeri dediğinde hangi basamaktaysa o sayı ile çarpıyoruz. Peki bunu biz toparlayalım biraz. 100 tane A, 10 tane B, bir tane C anlamına gelir. Yalnız benim burada sana vermek istediğim ekstra sorularda işini kolaylaştıracak bir mevzu var. Hocam dedin ki 100 tane A, 10 tane B, bir tane C. Arkadaş ben şunu bu şekilde ayırabilirim. Hani dedik ya 100 A artı 10 B artı C dedik. Hocam bak burası iki basamaklı sayı gibi oldu. Yukarıdaki gibi oldu. Dilersek şöyle yazabilir miyiz? 100 A artı B C. Ama BC iki basamaklı sayı olarak düşünecek. Dilersen dersin ki hocam ben sadece A'yı ayırmak istiyorum burada. Bak sadece A'yı ayırdım. E BC kalsın. Aynı mantıkla hocam ben A'yı ayırmak istemiyorum. Ben sadece B'yi BY ayırmak istiyorum dersen ne yapabilirsin? Dersin ki A ile C yerinde kalsın bak. A ile C yerinde kalıyor. Ama biri yüzler biri birler basamağıydı. E onlar basamağı artık kaç? Sıfır. A0 C diye 3 basamaklı bir sayı yazdım. B'yi tek başına ayırıyorum. B neydi? Onlar basamağıydı. 10 B olarak yazdım. Yani orada yaptığım işlem özünde şu. Arkadaş 100 A ile bir tane C'yi birleştirdim. A0 C geldi. 10 B'yi kenara attım gitti. Hocam sen niye bizim B'yi atıyorsun? C'yi at kenara diyebilirsin. Haklısın da onu da atabilirim. Derim ki bu sefer bu ikisini birleştireceğim. Bu ikisi birleşince ne olacak? 100 A 10 B e, birler basamana sıfır alıyorum artı C'yi yanına monte ediyorum yak özünde yine aynı şey değişen bir şey yok ama istediğim basamağı ne yapabiliyorum ayırabiliyorum bu benim ne işime yarayacak? Sorularda kolaylık sağlayacak. Önce şu örnekleri bir yapalım. Bu örnekler içerisinde de benzer çözümlerde çözümleme de yapacağım. ab iki basamaklı sayı ya da AB basamak değerlerine göre bunları bir ayır. Arkadaş onlar basamağı, birler basamağı. Yani burada ne yazıyor? 45 yazıyor. 40 artı 5. Ha özünde yaptığım işlem aslında şu. Onlar basamağında 4 var. Birler basamağında 5 var. 5 çarpı 1 10 çarpı 40 şeklinde yazılır. 548 özünde yaptığımız şey 540 8'i toplamak. Ama biz ne yapıyoruz? Yüzler basamağı dediği için ve orada 5 rakamı yer aldığı için 100 çarpı 5 artı. Onlar basamağı dediği için 4 yer aldığı için 10 çarpı 4. Birler basamağı dediği için 8 yer aldığı için 1 çarpı 8. Müthiş. Hocam bunu da 2000 artı 50 artı 3 diye açabilir miyim? Açabilirsin. Ama dur. Hani sana öğrettiğim o diğer taktikleri de denemek istiyorum. Mesela şöyle bir şey yapabilir miyiz? Hocam ben ee, şu kısmı birlikte almak istiyorum. 5'i ayırmak istiyorum. Nasıl yapabilirim onu? 2003'ü ayırıyorum. Yanına 50'sini monte ediyorum. Bak böyle yapınca ne kadar güzel oldu. Bunları toplayınca aslında 5 buraya gelecek. 2053 olacak. Hani yazdığım bir şey değişti mi özünde? Hayır değişmedi hocam. Peki ben bunu değil böyle yazmak istiyorum. 2050 yazsam yani bu sefer 3'ü ayırsam 3'ü kenara koysam 3'ü kenara koyunca burada ne oluyor artık? Burada bir sıfır yer alıyor. Aman nim dikkat. Gel Hocam bunu da yine basamak analizi, basamak çözümlemesi yapar mısın? Yaparım. 900 artı 10 çarpı A artı 1. Neden 10 çarpı diyorum? Burası onlar basamağı olduğu için. Yine numaramı yapıyorum. Bak soru içerisinde bana gelecek göğsünde yumuşatacağın soruyu. Diyeceksin ki arkadaş bunu böyle çözmek lazım. Nasıl çözmek lazım hocam göstereyim. Arkadaşım 901'i ayırsam 901'i ayırsam kim eksik bak 901 kim eksik 10 tane A eksik hocam 10 tane A'yı buraya koymamız lazım müthişsin hocam 901'i ayırsam 10 A'yı dilersem şöyle yazabilir miyim e yazarsın bu da özünde aslında nedir 10 tane A demektir bak birler basamağı 0 onlar basamağı 10 çarpı A ile yazılır e 10 A geliyor özünde ben ne yaptım sonuna 0 ekledim sadece tek yaptığım bu. Gel yine ayırmaya çözümlemeye devam. Hocam binler basamağı 8. 8 bin. Yüzler basamağı A. 100 A. Onlar basamağı 2. 10 çarpı 2'den aslında ne yazacağım buraya? 20. Ve birler basamağı B. B mi yazdım? Hocam bir ayır bakalım. Bak ayırırken sadece şu kısmı ayıracağım. 8'i yazdım. A'yı dışarı attım 0. 2'yi yerine yazdım. 2. B'yi dışarı attım. 8020 artı. Hocam 8020'yi ayırırsam kenarda kim kalır? A 100 tane A artı B kalır. Ama benim canım bu arkadaşları birlikte yazmak istiyor. Ya birlikte yaz bak 100 B'yi daha doğrusu 100 A artı B'yi nasıl yazabilirim? 100 artı B. Bak ne yaptım? Bu sefer bunu birleştirdim. Aradaki 2'yi çıkardığım için araya ne yazdım? 0 yazdım. Burası nedir? 3 basamaklı A 0 B sayısıdır. İşine nasıl geliyorsa öyle kullanabilirsin. İnanılmaz kolaylık sağlar sorularda da sana. Hocam bunu nasıl açacağız? Bak 300 artı 10 a artı b şeklinde açan. Hatta hatta benim paşa gönlüm şöyle istiyor. Bak 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 olaya bak. 3 b yani 300 b artı ne yazabilirim? 10 tane a yazabilirim. Yani burası onlar basamağı değil mi? Onu ayırdım. Bak bunu birleştirdim. Bu sefer bu arkadaş dışarıda ayrıldı. Var mı bir problem? Bak burayı anlayamazsan, burayı kavrayamazsan, birazdan çözeceğimiz soruları nasıl yapacağız? Lütfen burada zorlayalım kendimize. Devam. Hocam bak 7, 7 bin. yazdım. 10 ta, pardon, yüzler basamağı olduğu için 100 tane A, onlar basamağı olduğu için 10 tane B, birler basamağı olduğu için 4. Ya hocam benim derdim burayı ayır bak. E ayıralım. Burada da efsane bir şey göstereceğim sana. 7004'ü yazdım kenara. Bak 7004 nereden geldi? Buradan geldi. Şimdi benim elimde ne var? Hocam bak senin elinde 100 tane A, 10 tane B var. E iyi güzel de güzel kardeşim ben bunu şöyle de ayırabilirim. A, B, 0 diye ayıramaz mıyım? Ayırabilirsin tabii bak. A, B, 0. Durdu attığımı düşün. A, B, 0. Ne yaparım? 3 basamaklı sayısı şeklinde yazarım. Hayır hocam ben bunu şöyle ayıracağım. Nasıl ayıracaksın? Söyle bakayım. A, B, 0 diye yazmak istemiyorum. A, B çarpı 10 diye yazmak istiyorum. La öyle de ayırırsın. Ne fark eder? Bak mesela ben eğer 700... 40 sayısını şöyle yazsam sen bana itiraz eder miydin? Hocam 74 çarpı 10. Ya bak böyle yazdığımda itiraz etmiyorsan aslında buradaki 0 1 çarpı 10 anlamına geliyorsa bu 3 basamaklı sayıda da şuradaki 0'ı ayırdığımda evet dersin burayı 10 çarpım şeklinde ayırırım dersin. Bütün olay bunun üstüne kurulu be. Şimdi Yavaş yavaş sorulara geçiyorum. Adım adım. Bak bu soruda hatta daha yukarıda yenice öğrettim o kuralı kullanacağız. A, B. Dört basamaklı sayılar. A sayısı bu. B sayısı bu. A eksi B nedir? Önce uzun yoldan bir çözelim. Önce bir çözümleme yapalım. Çözümlemeden kastım ne? Hocam bak binler basamağı 5, 5 bin. Yüzler basamağı x, 100 x. Artı onlar basamağı 3, 30. Birler basamağı y. Geldim B'ye. B'yi yazdım. Hocam bak 3 binler basamağı. 3000 geldim yüzler basımı x onlar basamağı 7 birler basımı y ne diyorum hocam ben bunları birbirinden çıkarmak istiyorum gel çıkaralım bakalım a eksi b eşittir bak 5000'den 3000 çıktı ne kaldı 2000 kaldı hocam 100 xten 100 x çıktı ne kaldı la bir şey kalmadı gitti artı Hocam 30'dan da 70'i çıkaracağız. E ben onu kafadan çıkaramıyorum hocam. E 30 eksi 70 yaz. Y'leri birbirinden götürdüm. Peki şimdi 30 30'dan, 30'dan 70'i çıkarabilir misin? Çıkarırım hocam bak. Çıkardım. 30'dan 70 çıktı. 40 kaldı. Ama nasıl 40 kaldı? Eksi 40 kaldı. Peki 2000'den 40'ı çıkardığımda ne kalır? 1960 kalır. Doğru cevap 1960'tır. Bitti abim bitti ama kısa yolu var. Ben o kısa yolu da öğreteceğim sana. Gel 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 gel. Bak, ikinci yol olarak sana bunu da anlatmalıyım. Burası önemli. Hocam, sen dedin ki bunu ayırabiliyoruz. Ne yazabilirim buraya? 5030 yazabilirim. Artı. Hocam bak burada da ne var? X 0, Y, 3 basamaklı sayısı var. Aslında bu kime eşit? A'ya eşit. Aynı şekilde bunun da bu tarafını ayırırım. 3070 artı. Bu arkadaşta da, da aynı şekilde X0, Y, 3 basamaklı sayısı B midir? Evet hocam. Bunları birbirinden çıkarıyorum. Ya zaten bu arkadaşlar birbirinin tıpkısının aynısı olduğu için gitti. E hocam benim 5030'dan 3070'i çıkarmam yetiyor. Evet aynen öyle. Çıkar bak burada 6 kaldı, burada 9 kaldı, burada 1 kaldı. 1960 bitti. Ya uzun uzun böyle mi çözelim? Yoksa böyle mi çözelim? Tabii ki böyle çözelim dermiş ama yani bu yolu da bilmekte fayda var. Anlıyor musun beni? Güzel. Buraya kadar bir problem yok. E yola devam hocam. Hadi yola devam. Bak ikinci soruda da yine benzer. 8 A, 3 B, 7 B, 9 A, 4 basamaklı sayıdır. A artı B 12'dir. Verilen bu ifadenin toplamının sonucu nedir? Hocam bir bakıyorum böyle çözmesi zor. Her zaman çözümleme iş almaz. Bak bazen böyle numaralarda yapman gerekebilir. 7 B, 9 A. Alt alta koysam toplasam hocam. Bir topla bakalım. A ile B'yi topladım. Ne bileyim ben. Hayır ne bileyim ben değil vermiş. A, B daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1. A evet elde var 1. 9, 3 daha 12. Bir de elde. 13'ün 3'ü elde var 1. A, B daha 12. Bir de elde. 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 8, 7, 15. Bir daha ne yaptı? 16. Cevabım 16.332. Vay 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 vay. Anladım hocam olayı. Hocam olayı anladım. Bak çözümleme bile yapmadım. Bazen çözümlemeye bile gerek kalmaz. Öyle her seferinde de atlamıyorsun. Şimdi burada önemli bir taktik vereceğim sana. Bir sayın birler basamağı A artar. veya azalırsa sayı artar ya da azalır. Ne olur? Şöyle söyleyeyim. Mesela 5004 sayısı var. Eğer birler basamağı 2 artarsa benim sayım neye dönüşür? Düşün bakalım. 4'e 2 eklersem ne oldu orası? 5006 oldu. Ha, birler basamağına 2 eklemek demek sayıya 2 eklemek demek. O yüzden şöyle yapıyoruz. Birler basamağını arttırırken ya da azaltırken hangi sayıyla yapıyorum bunu? A ile. A çarpı hangi basamakta hocam bu birler basamağı? A çarpı 1 arttırıyorsan artı eksiltiyorsan eksi koyacaksın önüne. Bir dakika hocam. Onlar basamağı A artılır ya da azalırsa ne yapacağız? Yine ne kadar arttırıp azaltıyorsun? A kadar. Hangi basamağı? Onlar basamını. Hatta başında yazalım daha şık dursun. 10 çarpı A yazıyorsun. Onlar basamağı olduğu için. Arttırıyorsan artı eksiltiyorsan eksi koyarsın önüne. Bak sadece o basamağa müdahale etmen senin işin için yeterli. Hocam yüzler basamağına A arttırır ya da azaltırsak ne olur? Yine fark etmez. Hangi basamakla uğraştığın önemli. Hocam yüzler basamağı A. Peki arttıracağım mı azaltacağım mı? Kendin karar ver sorusunda daha iyi olacak. Bak şimdi aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldur. 25 sayısının onlar basamandaki rakam 3 artırılırsa. Şimdi bak sayıyı kenarda biz bir halledelim istersen. Sayımız kaç? 25. Onlar basımı neresi burası? Bunu 3 artır. 2'ye 3 eklediğinde cevap ne olur? 5 olur. Sayı neye dönüşür? 55. Yani 55'ten 25'i çıkarırsam sayı ne kadar arttı? 30 arttı. E dedim ki uzun uzun yapmaya gerek yok. Hangi basamağı arttırıyorsun? Onlar basamağını. Hangi sayıyla arttırıyorsun? 3 arttırıyorsun. Arttırdığın için artı 30 yazıyorsun. Cevap ne kadar artar? 30 artar. Uzun uzun işlem yaptın mı? Hayır. Ya yaptım da kenarda yaptım lan öyle yap. Sen yapma diye yaptım burayı. Amaç burayı yapıp bitirmek. Tamam mı? Mevzu sadece o. 357 sayısının yüzler basamağındaki rakam 4 arttırılırsa. Bak yüzler 4 arttır. Arttırma dediği için bu. 100 çarpı 4 Arttır dediği için 4 ile çarptım. 400 artar sayım. 734 sayısının yüzler basamındaki rakam. Yüzler basamı 2 azalacak. Azalt dediği için 2. Eksi koydum. Yüzler dediği için yüz dedim. Çarpı 2 dedim. Sayım ne kadar azalır? 200 azalır. Bitti. Olay bu. 465 sayısının onlar basamındaki rakam. 3 azalır. Birler basamındaki rakam. 3 artarsa sayın olur. Aha. Şimdi işler değişti. İkisini aynı anda uygulayacağız. Onlar basamağı 3 azalacak. 10 dediği için 10 çarpı 3 azal dediği için eksi. Birler basamağındaki rakam 3 artırılır. Arttırma dediği için artı. Birler basamağı dediği için 1. 3 artır dediği için 3. Şimdi işlemi yapayım izle. Bak şurasına geldi eksi 30 geldi. Burasına geldi artı 3 geldi. Çıkarınca birbirinden eksi 27 kaldı. Eksi 27 nedir? Azaldı anlamına gelir. Anlaştık mı? 589 sayısının yüzler basmindeki rakam 1 artar. Yüzler 1 artacak. Bak yüzler 1 artıyorsa 1 x 100'den 100 arttır dediği için artı. Onlar basmindeki rakam 4 azalır. Onlar basamağı iç dediği için 10 çarpı 4 azal dediği için önüne eksi. Birler basmindeki rakam 3 azalır. Birler basamağı dediği için 1 3 ile çarptım bir de azal dediği için eksi. Hocam bak buradan 100 geliyor. Buradan eksi -40 bir de 3'ü geliyor. E o zaman şöyle yazalım 100 43 İşlemi yapalım. Şuradan 7 kaldı. 9'dan da 4 çıktı. 3 kaldı. Doğru cevap nedir? 37 artar. Önünde artı kaldığı için. 37 mi oldu ya? 37 olur mu hocam? Ne yaptın ya? 9'dan 4 çıktı ne kaldı? 57. 57 Aa, benim sayım artar dedim. Bak benim hiç 589 ile bir derdim oldu mu burada? Olmadı. Hiçbir şekilde o sayıyı kayde almıyorsun eğer ilgilendirmiyorsa abc 3 basamaklı rakamları sıfırdan farklı bir doğal sayı olmak üzere a rakamı 2 b rakım 1 azaltılır c rakım 5 arttırılırsa abc sayısı nasıl azalır değişir şimdi a'nın yerine bak neresi yüzler basamağı arttır dediği için artı yüzler dediği için 100 çarpı 2 sayı ne kadar değişecek 200 artacak geldim b b neresi baktım b onlar basamağı demek ki 10'la çarpacağım 1 azalır dediği için eksi yazdım eksi 10 yani 10 azalacak C rakamı birler basamağı 5 arttır diyor. Birler basamağına gidiyorum. Birle çarpıyorum. Beşle çarpıyorum. O zaman diyorum ki arttır dediği için artı 5 yazıyorum. Bak şuradan ne geldi? 205. Buradan ne geldi? Eksi 10. 205'ten 10 çıkınca ne kaldı? 195. Sayımız nasıl değişir? 195 artı geldiği için cevap artar diyeceksin. 3 basamaklı bir ABC sayısının tüm rakamları 7'den küçüktür. Bu sayının her bir rakamının sayı değeri 3 arttırılırsa sayı nasıl değişir? Bir dakika. Şimdi bizim elimizde ABC var. Her birini 3 arttırıyorum. Bak A'yı 3 arttıracaksın. He, orası yüzler basımı hocam. Burayı 3 arttırırsam sayı 300 artar. Artı. Onlar basamağını 3 arttırıyorsun. Arttır dediği için önüne artı. Birler basamağını ki orayı da 3 arttırıyorsun artı. İşlemin sonucu nasıl değişir? 300 buradan geliyor. 33. 3 a fotoğraf çektiriyor gibi olduk ha. 333. Hatta fotoğraf çektirirken böyle derlerdi eskiden bilmem hatırlar mısın? Sibelcan'ın dudakları 333. Çek fotoğrafı çektin mi? Tamam. Gel. Devam et. Şimdi AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB artı BA'nın cevabını nasıl yazacağız? Sorularda çok sık karşımıza gelecek. Normalde önce bir çözümleme yapılır. Yani AB yerine yazılacak ifade nedir? 10 tane A, bir tane B hocam. Arada ne işlemi var hocam? Artı. Artı mı çaktım oraya. Tamamdır. Şimdi BA'yı açacağım. BA onlar basamağı B olduğu için 10B bir tane A. Şimdi durdum. Ya aynı olan ifadeleri toplasak ya biz. 10 tane A ile bir tane A'yı topladım. 11 tane A. 10 tane B ile bir tane B'yi topladım. 11 tane B. E hocam 11'ler ortak paranteze alınıyor. 11 ortak parantezini alınca burada ne kaldı? A. Arada ne kaldı? Artı. Burada ne kaldı? B. A artı B. Benim işime gelen bir değer bu. Hocam aynısının eksilisi gelirse ne yapıyoruz? Bak şimdi yine aynı mantıkla bunları yapacağız çözümleyeceğiz. Burada 10 tane A bir tane B var. Eksiyi koydum parantez açtım ortalık karışmasın bak bunu yazarken. 10 tane B bir tane A. Şimdi düzenledim 10 tane A bir tane B eksi eksi dağıtarak geldim. Eksi 10 tane B eksi bir tane A. Şimdi buradaki işlemi yapıyorum bak 10 tane A'dan bir tane A çıktı 9 tane A. Eksi 10 tane B. Bir tane artı B dediğimde eksi 9 B. Eşittir dedim. Neden? Hocam kaplumbağa deden esprisini yapmadan bu saatte de olsa duramam. 9 parantesini alıyoruz. Hocam sabah sabah hiç gitmiyor. Ya senin için sabah olmayabilir. Benim için sabah. Ne yaptım? 9 parantesini aldım. A eksi B kaldı. Vurdum cevabı geçtim. A, B, B, A iki basamaklı doğal sayılardır. A, B artı B, A. 132 olduğuna göre A artı B toplamını arıyorum. Arkadaş az önce anlattığım şey. Hocam uzun uzun yapalım mı? Yapalım bir kez daha yapalım. Bak 10 tane A demek. Bir tane B demek. 10 tane B demek. Bir tane A demek. Toplam kaç çıkacak? 132. Hocam sen az önce dedin ki A'ları B'leri kendi içinde toplarız. 11 tane A 11 tane B yapar. Cevap neye eşit? 132. Hocam ne parantezin alınır? 11 parantezini aldım. 11 parantezinde A artı B'nin cevabı ne geldi? 132 geçtim yan tarafa. Dedim ki herkese 11'e bölebilirim. Cırt sana cırt sana. Bu tarafta ne kaldı? A artı B. Hani kolay yoldan 11 ile çarpmayı düşün. Gerçekten ortası ne yapmış? 1 artmış. 2 1 daha 3 pardon. Yani 1 arttı diyorum. O toplayıp ortaya yazmış. Aslında 12 ile 11'i çarpmışım. Cevap ne kalır? 12. Vurdum cevabı 12 artı B'ye. Olayı bitirdim. Hocam bu da senin az önce gösterdin. Cevap 45 geliyor. O neydi? Bak yine yaz erinme öğrenene kadar da fayda var bence. 10 tane A bir tane B eksi 10 tane B bir tane A cevap eşit 45. Eksi içeriye dağıtıyorum bak. 10 tane A bir tane B eksi 10 tane B artı bir tane A pardon burası artıydı biraz acele ettik burası eksi cevap ne geldi 45 bak 10 tane A'dan bir tanesi gitti 9 tane A'mız kaldı bir tane B'den 10 tane B'yi çıkarırsam eksi 9 tane mi cevap neye eşit 45'e peki burada ne parantezini alabilirim 9 parantezine A eksi B'nin cevabı ne geldi 45. Her tarafı kaça böleceğiz? 9'a böleceğiz. Cırt sana, cırt sana, cırt sana, cırt sana. Burada ne kaldı? 5. Geldim kenara. Demek ki A eksi B'nin cevabı nedir? 5'tir hocam. Ha uzun uzun belki şu yukarıdakileri artık yapmaya gerek yok. Bu tarz bir ifade geldiğinde direkt 9 çarpı A eksi B yazabilirsin. AB2 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı ile rakamlarının toplamı 63 olduğuna göre. Bir dakika lan. Nasıl oluyor ya? Bunun rakamlar toplamı. Şöyle biraz rahat oturalım ya. Bunun rakamlar toplamı nasıl 63 gelsin hocam? Bir dakika, bir daha oku. Bu sayı ile rakamlarının toplamı. Bu sayıdan kastın ne? A, B iki basamaklı sayısı. Artı rakamlar toplamından kastın ne? A, A artı B. Toplam ne çıktı? 63 çıktı hocam. Ya arkadaş, bunun 63 çıkabilmesi için senin önce şu çözümlemeyi yapman lazım. Hocam bak burada 10 tane A var, bir tane B var. Rakamlar toplamı dediği için A artı B'yi. Aynen yazdım cevabı 63'e eşitledim. 10 A, bir A da 11 tane A. Bir tane B, bir tane B daha. iki tane B. Cevap eşittir 63. Ya yani muhteşem bir olay anlatacağım sana şimdi. Burayı kavramadan diğer sorulara geçemeyiz. Bu soru özel bir soru oldu otomatikman. Anlaştık mı? Ne yapıyoruz hocam burada? Dikkatle dinle beni. Sakın gözünü kulağını benden ayırma. Hocam 11 tane A, 2 tane B'nin cevabı 63 çıkıyor. Bir kere A da B de birer rakam mıdır? Evet, rakamdır. Yani A da B de alabileceği değerler 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mudur? Evet hocam öyledir. O zaman yukarıdaki sayıları deneyerek bunu elde etmeye çalışacaksın. Ve işin gerçekten çok kolay. Kolay diyorum çünkü. Arkadaş burada 11 var. Yani 63'ü. Mesela 11 var ya A yerine 9 yazsam 99 oluyor 63'ü geliyor geçiyorsun 8 yazsam 88 oluyor geçiyorsun 7 yazsam 77 oluyor yine geçiyorum 6 yazsam 66 oluyor yine geçiyorum bir dakika hocam A yerine 5 versek diyorsun değil mi 5'i verebiliyorum bak ne kadar hızlı verdik 5 ile 11'i çarptım 55 artı 2 tane B cevap kaçtır 63 55'i karşıya attım 2B eşittir 8. Her tarafı 2'ye böldüm. B'nin cevabı ne geldi? 4. Demek ki A 5'ken B ne geliyor? 4 geliyor. Peki hocam ben A'yı 4 alsaydım cevap ne gelirdi? Denemedin onu. Deneyelim. A'yı 4 aldım. Bak 11 ile çarptım 44. 2 tane B eşittir 63. 44'ü karşıya attığımda A tek sayı geldi hocam bak 9 19 2 B ise B 19 2'ye bölünmediği için rakam olarak gelmedi. O zaman o zaman hocam A 4 olamaz. Ve peki hocam ya A 3 ise? Ya arkadaş aslında o da değil sen de bunun farkındasın. Bak A yerine 3 verdim yukarı yazıyorum dikkat et. 11 ile çarptım 33 artı 2 tane B cevap ne eşit 63. 33'ü karşıya attım çıkarttım ne kaldı 30. 2 tane B'ye eşitse B'nin cevabı 15 geliyor hocam anlamadın galiba sen. Efendim? Efendim 15 mi? Abi dalga mı geçiyorsun? A da B'de birer rakam. Demek ki bundan sonrakilerin hiçbiri de sağlamayacaktır bu durumu. Sağlayan tek durum var. A'nın 5, B'nin 4 olduğu durum. Ben ne arıyorum A çarpı B'yi? Ben ne arıyorum 5 çarpı 4'ü? 5 kere 4, 20'dir dedim. Geçtim soruyu. Tokatladık soruyu. Demek ki bu tarz sorularda sayı vereceğiz. Sayıyla deneyeceğiz ve cevaba ulaşacağız. AB 2 basamaklı bir doğal sayıdır. AB X'miş olduğuna göre, AB7 üç basamaklı sayısın x türünden değeri nedir? Yine az önce öğrettiğim taktikler vardı ya bizim işimizi kolaylaştıran. Şimdi biz neyin x türünden cevabını istiyoruz bunun? Hani anlattığım o taktik, istersen AB kısmını ayırıyordum, istersen başka kısmını ayırıyordum ya. Ayırarak yapacağım, izle. Hocam, AB7 sayısını ben AB'ye benzetmek istiyorum. Normalde burada ne var? 100 tane A, 10 tane B bir tane 7 var. Ya ben sadece bunları birleştirmek istiyorum. Sadece bunların birleşmesi demek A, B, 0, art 7 yazabiliyor muyduk hatırla? Yazabiliyorduk hocam. Peki ben sana şöyle söyleyeyim. 324 sayısını istersem 320 artı 4 tıpkı burada olduğu gibi yazdım. Peki şöyle de yazabilir miyim? 32 çarpı 10 artı 4. Evet hocam zaten burası zaten neye eşittir? 320'ye eşittir. Ya bir şey yapmadın ki. Madem bir şey yapmadık. A, B sıfır sayısı. Ben dilersem A, B çarpı 10 artı 7 yazamaz mıyım? Yazarsın. Artık bunun tıpkısının aynısı oldu. A, B yerine ne yazabilirim? X. X'i neyle çarpıyorum? 10'la. Cevap ne geldi? 10X artı 7. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. X türünden yazdık soruyu. A, B iki basamaklı doğal sayıdır. Bu sayı rakamları toplamının 5 katına eşittir. Bak yine benzer bir şey. Rakamları toplamının 5 katına eşit. Ne diyorsa onu yapıyorum. A, B iki basamaklı sayısı rakamları toplamının ki rakamlar toplamı A artı B'dir. Bunun 5 katına eşitmiş. A çarpı B'yi bul. Bulalım. Ama önce ne var burada? Çözümleme var. 10 tane A... 1 tane B eşittir. Dağıtarak geliyorum. Hocam 5 tane A 5 tane B. Yan tarafa geçeceğim. A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa topladım. 10 A'dan 5 tane A çıktı, 5 A kaldı. 5 tane B'den bir tane B çıktı, 4 tane B kaldı. Peki hocam şimdi ne yapacağız? Arkadaşım. Hani yine geçen derste eğer ee, ilk defa yapıyoruz aslında bunu geçen ders yapmadık. Böyle bir durumla karşı kayıtsıysan A ve B birer rakamsa sayı vermeyi dene. Mesela ne olabilir? Karşı taraftan 4 çarpanı var. O zaman burası 4'e bölünmesi lazım. Diyeceksin ki A4. Karşı tarafta 5 çarpanı var bu tarafın 5'e bölünmesi lazım A5 Hocam ama 4'e bölünmesi için A'ya 8 Efendime söyleyeyim 2 katı olan 8'in Pardon 4'ün 3 katı olan ne var 12 bunları da verebiliriz Verirsin elbet vermesini Ama A4'ken B5 A8'ken bak mesela A2 katına çıkınca 5 çarpı 8 olunca Karşı tarafta 4B'ye kalınca bunlar sadeleşti B ne oldu 10 Ama 10 bir rakam değil elendi ve bundan sonrakilerin hiçbir rakam gelmeyecek. O yüzden ne dedim? Cevap direkt budur dedim. Yani kısaca yaptığım olay bu. Herkes karşısındakinin önündeki kat sayıya eşit veya onun katına eşit. Yani diyorum ki A 4'tür hocam. B 5'tir hocam. Katından kastım ne? Herkesin iki katına da eşit olabilir. A 8'dir B 10'dur. Ama ne zamanki rakamlıktan çıktık insanlıktan çıktık onu eliyorsun. Diğerlerinin hepsi elenecektir. O zaman A çarpı B'nin cevabı aşikardır. 4 kere 5'ten cevap nedir? Tas tamam 20'dir. Bunun da cevabını buldum. Geldik bir önceki bir sonraki soruya. Sorun 17. A, B, B, A, işte A, A, A B, B, ilk basamaklı doğal sayılar bu işlemin sonucunu bul diyor. Hocam sayı yok etrafta. Olsun çözümleme diye bir şey var. A, B'yi çözümlüyorum. Ne var burada? 10 tane A, 1 tane B var. Artı burada ne var? 10 tane B, 1 tane A var. Burada ne var? 10, ta 10 tane A, 1 tane A var. Artı burada ne var? 10 tane B, 1 tane B var. Hepsini yazdım. Geçtim yan tarafa. 10A, 1A daha. 11 tane A. Artı B 10 B daha 11 tane B. Problem yok. Hocam 10 A. A daha 11 tane A. Artı 10 B. B daha 11 tane B. Muhteşem. Hocam burayı ne parantezine alabilirim? 11 parantezine. Bak 11 parantezine alınca yukarıda ne kaldı? A artı B. Hocam burayı ne parantezine alırım? 11 parantezine. E aşağıda da 11 artı B. 11'ler gitti A artı B'ler gitti gönderdim yalnız sadece tek başına bir tarafta sen bir tarafta ben. Bir. Dur cevap birdir dedim. Vurdum. Gönder gelsin hocam çıkıyor bunlardan. Hocam bunlar benzerleri sınavlarda çıktı mı? Eski yıllarda bu sorunun çok benzeri çıktı. Ha yeni yıllarda ne çıktı hocam? Bize o lazım biz ne yapacağız? Eski demiyor şu. Bak işte bu soru onun çok benzeri. Bu soru onun çok benzeri. Yeni yakın tarihte de çıkmış soruların çok benzerlerini çözeceğiz. Halbuki biz sıfırdan matematiğiz değil mi? Abi net kazanıyoruz biz şu an. Net kazanıyoruz. 3 basamaklı rakamlar rak, pardon. 3 basamaklı rakamları sıfırdan farklı ABC doğal sayısının yüzler birler basımı yer değiştirdiğinde sayının değeri 495 azalıyor. Bir dakika. Elimde ABC sayısı var. Yüzlerle birler basımı yer değiştirince sayım bu oluyor. Sayım azalıyorsa demek ki ilk sayıdan çıkarıyorum. Azalıyor. Ne kadar azalıyor? 495 azalıyor. Bu cümleden bunu yazamazsan soruyu çözemezsin. Yani bunu yazmak zorundayım. ABC sayısının yüzlerle birler basamağı yer değiştirince. Evet hocam. E değiştirdik işte hocam yüzlerle birler basamanın. Peki değiştirince bu sayı azalıyorsa ilk durumdan son durumu çıkarttığımdaki cevap neymiş? 495'miş. Bunu yazabilmeliyiz. Yazdım hocam. E çözümleme yap artık. Çözümlüyorum. Burada ne var? Bak 100 tane A var. 10 tane B var. Bir tane C var. Eksi. Ya eksi dedim ya. Artık hiç uzatmayacağım. Eksi 100 tane C. Eksiyi dağıtarak yazıyormuşum gibi düşün. Eksi 10 tane B. Eksi bir tane A. Cevap 495'e eşit. Kabul mü? Hocam 10 A. Eksi artı birbirini götürür. Bak burada 100 A var. Bir tanesi gitti. Ne kaldı hocam? 99 tane A kaldı. 100 tane C ama eksi 100 tane C. Bir tane C ekledim ne kaldı? Eksi 99 tane C. Cevap neye eşit? 495'e eşit. Ne diyorum? Hocam burada 99 parantezini alınır be. 99 parantezini aldım. A eksi C kaldı. A eksi C 495'e eşitse eğer. E hocam 99 çarpı A eksi C 495 ise. A eksi C. 495'i kenarda 99'a böl. Bak ben direkt bölü, bölü verecektim ama bir gör bak. 5 kere 9 45 elimde var 4. 5 kere 9 45 elde de var 4'tü 495 çıkarttım birbirinden. A 5 kaldı hocam. A eksi C'nin cevabı nedir 5? Sen nereyi sordun hocam? E gerçekten onu sordun. Gönder gitsin tokatla gitsin soruyu. ABC birer rakamdır. A çarpı x 3, B çarpı x 6, C çarpı x 5 olduğuna göre 3 basamaklı ABC sayısının x ile çarpımı nedir? Ne diyorsa onu yap. Basit düşünüyorsun matematikte. A, B, C çarpı x. Bunu istiyorsun hocam. E nasıl bulacağız hocam? Arkadaş biz çözümleme öğrendik de mi? Bu sayıyı çözümleyebilir miyiz? Çözümlersin hocam. Çözümle bakayım. 100 tane A, 10 tane B, bir tane c dışarıda kim var x e çarpmanın toplama üstüne dağılma özelliğini daha ikinci derste anlattım ikinci bölümde çarp bakalım 100 çarpı a çarpı x artı 10 çarpı b çarpı x artı c çarpı x bir dakika a çarpı x var hocam b çarpı x var c çarpı x var e bunların hepsi verildi sana bak burası neymiş 3'müş hocam 3 ile 100'ü çarptım 300 artı. Hocam burası kaçmış? 6'ymış. 6 ile onu çarptım. 60. Hocam burası kaçmış? 5'miş. E sadece 5. E cevap ne geldi? 365. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz neyi çözdük az önce? Bağırma. Bağırma. Sabahın altısında bağırılır mı? Kovacaklar bizi apartmandan. Gel. sorunu o 10. A, B, B. 3 basamaklı A, B. 2 basamaklı doğal sayılardır. Bunları birbirinden çıkardık. Cevap 290 artı B'yi söyle. Hocam bak lütfen 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 burada düşünmeni istiyorum ve bu soruda önce sen denemelisin. Bu soruyu bak bırak beni bırak bırak bırak. Ben yapmıyorum abi. Ben kolonyalanıyorum azıcık. Ben kolonyalanacağım. Sen yapıyorsun? Sen çözüyorsun. Ben bir kendime geleyim. Hadi çöz. Bak yapabilirsin bunu. Çok kolay bir soru. Bana bakma soruya bak. Kolonya istiyor mu? Bir yandan kolonya vereyim. Sabah sabah iyi gider. Haydi bakayım. Oh oh kendimize geldik valla. Yaptın mı? Bitirdin mi? Geldin mi? Neredesin? Bakalım. Hocam bu soruda ne yapacağız? A, B, B. Eksi A, B. Çözümle, la, çözümle Bana ne bakıyorsun? Bak 100 tane A artı 10 tane B bir tane daha B eksi hadi parantez açayım sana. Hadi parantez açayım yoksa o eksinin oraya dağılacağını sen benden daha iyi kesin biliyorsun. Bak yine yazıyorum. 100 tane A artı 10 tane B bir tane B eksi 10 tane A Eksi B eşittir. 290 ne yaptım? Sadece eksi içeri dağıttım. Hocam 100 tane A var. 10 tanesi gitti. 90 tane A kaldı. Bravo. Başka nerede B var? A B'ler gitti hocam. Güzel. 10 tane B kaldı hocam. 10 tane B. Cevap neye eşit? 290'a eşit. Hocam burada ne yapacağız? Bak herkesi 10'a bölebiliyorum ya da 10 parantesini alabiliyorum. Niye? Bak burada 9 var. Burada pardon 0 var. Burada da 0 var. Aslında burada ne var? 9 çarpı 10 değil midir bu? 9 çarpı 10. Yani ne yapacağım? 10 parantezini alacağım. 10 parantezini alınca burada ne kaldı? 9 tane A kaldı. Burada ne kaldı? B kaldı. Cevap neye eşit hocam? 290'ı. E sadeleştir ya. Ona bölmeyi de biliyorsun artık. Geriye bu kaldı. Yaz. 9A artı B eşittir 29. Hocam ben burada takıldım diyen tayfa. Ya yani götürdün getirdim soruyu burada durduk mu? Halbuki şunu yapamaz mıydık? A da B de birer rakam rakam olduğuna göre öyle rakam vereceğim ki bak 0 1 yazıyorum hepsini hiç erinmiyorum hepsini göstereceğim sana 6 7 8 9 mesela 9 versem 9 kere 9 81 29'u geçtim 9 kere 8 72 7 kere 9 63 6 kere 9 54 5 kere 9 45 29'u geçiyorum 4 kere 9 36 29'u geçiyorum 3 kere 9 27 dur 3 kere 9 27 mi? A yerine 3 verdim. Burası 27 geldi. Artı B. Cevap 29 geliyor. B'nin cevabı buradan 2 geliyor. Demek ki A üçgen B'nin cevabı 2. Tamam iyi güzel hoş diyorsun hocam. Peki ben A'ya 2 verseydim. 2 kere 9'dan 18 artı B'nin cevabı 29. Karşıya attığımda B için ne geldi 11. Ya 11 rakam değil rakam elendi. 2, 1 bunlar gitti. Hocam 3'ün niye üstünü çizdin? Demek ki A yerine yazabileceğim cevap üçgen B yerine yazabileceğim cevap 2. Ama biz A artı B'yi arıyoruz. 3 artı 2 gerine gerine yazabilirsin artık. Doğru cevap 5'tir. Bitirdim soruyu geçtim 11'e. A 3 B 3 basamaklı. A B 2 basamaklı sayılardır. A 3 B artı A B 256 olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Bakalım. Hocam çözümleme sorusu mu? Elbette çözümleme sorusu. Burada ne var? 100 tane A var. Ne var? 30 var. Artı B var. Artı 10 tane A var. Artı B var. Cevap 256. Hocam bak 30 başka da ayırabileceğim sayı yok. 30'u aldım karşıya attım. Yapacağız onu. Burada ne var? 100 110 A var hocam. 110 tane A'mız var. Artı 1 B, 2 B'miz var hocam. 30'u aldık karşıya attık, çıkarttık. Ne kaldı? 226 kaldı. Hocam bunu nasıl yapacağız? Abi A, B bir rakam. Ya böyle bir eşitlik bulduğunda sadece sayı vereceksin. Büyükten başlamak da işini kolaylaştırır. Şimdi ben yine aynısını yapacağım. Bak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazdım. Bak 110'la çarpıyorsun 9'u. 990, 226'yı geçtin. 880, 770, 660, 550, 440, 330, 220. Dur! 220 mi dedi biri? Ulan gaza da geldik gidiyorduk ha. A yerine 2 verdim. A yerine 2 verirsem 2 ile çarptım. 110'u 220. Art 2 tane B. 226. 220'yi karşıya attım çıkardım. 2 B'den geriye ne kaldı? 6. Her tarafı 2'ye böldüm. B'den geriye ne kaldı? 3. Hocam A'nın cevabı 2 iken B 3'tür. Biz yine A çarpı B yi arıyoruz. Yine 2 çarpı 3. 2 kere 3 6. Hocam sıfırla 1'i deneme. İstersen dene. Rakam gelmez gelmedi ama dene sınav anda dene tamam mı şimdi tamamen yeni nesil sorular çözeceğim. istiyorsan burada güzel bir ara verebilirsin bak 40 dakika tam bir ders saatini bitirdik bir 10 dakika ayağa kalkıyorsun toparlan ulan vallahi pijamamla gelmişim ya vallahi pijamayla gelmişiz şansa bak hani göstermesem nereden bileceksin ama bak üstümü değiştirdim <laughs> pijamayı altta unuttuk neyse önemli değil. önemli olan odaklanmak önemli olan çalışmak tamam mı Şimdi bu soruyla devam edeceksin. Kısa bir ara istiyorum senden. Yani bak ben ara vermeyeceğim. Sen vereceksin. Efevminus later. <laughs> tamam mı? E, Efevminus later. Ondan yapıyorsun kendine. Bir masanın başından kalkıyorsun. Temiz hava alıyorsun. Tekrar masanın başında videoya devam tuşuna basıyorsun. Ben de diyorum ki gönder gelsin 12. <laughs> bakalım dinlendin geldin kendine geldin 12. soruya geçtik bizde dedik ki 12. soruyu nasıl çözeceğiz hocam 4AB2C'de 3 basamaklı ABC'de 2 basamaklı doğal sayılar buna göre soru işaretiyle gösterilen yereken sayı kaçtır diyor hani sana öğrettiğim bir yol vardı Allah nereye gittik ya bir dakika nereye gittik nereye kaydık bir anda bir anda sayfa değişti arkadaş Heh, sana öğrettiğim bir yol vardı bak 400AB200C'de Bak yapalım. Burası gerçekten çok kolay olacak. 400 ile AB 2 basamaklı sayısı şeklinde ayırdım. Artı 200 ile CD 2 basamaklı sayısı şeklinde ayırdım. Cevap neye eşit? 713'e eşit. Arkadaşım burada 400 ile 200'ü görüyorsun bunları toplasana. Yapmaz mı 600? 600'ü alıp atsana. Attım hocam. Burada ne kaldı? AB. Artı ne kaldı? CD. 713'ten neyi çıkaracağım? 400 E çıkarınca geriye sadece 313 kalır ki. O da AB artı CD değil midir? E soru da benden zaten AB artı CD'yi soruyor. Ben sadece yan yana yazdım. Doğru cevap 313. Bu kadar kolay olmaz. Yaparız biz böyle olursa çünkü. A, B, 2, 2, A, B, 3 basamakta doğal sayılardır. Buna göre A çarpı B nedir? Arkadaşım öğrettiğim kuralı lütfen hatırla. Mesela şu. 325. Dedim ki 320'sini ayır 5'ini çak kenara. Hayır hocam 32 çarpı 10 artı 5. Bak burayı hala geçişi anlayamıyorsak olmaz. Olmaz abi bu soruları çözemezsin. Çözersin de çok zorlanırsın. Ne gerek var? Ya o 320 10 çarpılmış değil mi? E bak, AB iki basamaklı sayısı yani AB 0 artı 2 yazsam, bunun da ardından AB çarpı 10 ya AB çarpı 10 yazılışı bile kötü, yakışıklı durmuyor. Matematikçi adam yakışıklı yazar onu. A yani 10 tane AB artı 2 yazsan aynı şey değil mi? E, aynı şey hocam. Bunu da bak, bunu da nasıl ayırıyorum? 200 artı AB 2 basamaklı sayısı yazsam ben bunda ekstra bir şey yapmaya bile gerek kalmadı AB oldu hocam. E bunları topla diyorsun toplayayım. 200 buradan 2 buradan ne geldi? 202 bak şimdi olaya bak harfli ifadeleri biliyorsun öğrettim. 10 tane AB bir tane AB daha ne yaptı hocam? A 11 tane AB yalnız AB 2 basamaklı sayı eşittir 675 kabul mü? Aldım 202'yi karşıya attım. 202 çıkartarak yazdım. Hocam 11 çarpı AB'nin cevabı. AB 2 basamaklı sayı unutma. Hocam burada 3 kaldı. Burada 7 kaldı. Burada 473 kaldı. Şimdi her tarafı 11'e böleceğim. Cırt sana. Cırt sana diyorum ya bak 4, 3 daha 7. 11 ile tam bölünüyor demek ki. Çünkü çarpılıp karşıya geçmiş. Demek ki bacaklarından tutup ayırdım 43. AB 43'e eşit. Ya A, B iki basamaklı sayı adı üstünde 43'e eşitse A da B de direkt karşıdakilere eşit. A 4'tür, 4'tür, B 3'tür. Hocam biz neyi arıyoruz? A çarpı B'yi arıyoruz. A çarpı B nedir? 4 kere 3, 12'dir hocam. Sen diyeceksin ki hocam sen şimdi A'ya 4, B'ye 3 yazdın ya bunun katları da geçerli diyordun. 8'e 6 da oluyor. Ya arkadaş 8'e 6 yazınca 86 oluyor ama burada. Benim az önce çözdüğüm soru daha farklıydı. Şöyleydi o soru bak şöyle düşün. 3 çarpı A 4 çarpı B. Böyle yazıldıysa herkes karşısındakine eşittir ya da katların eşittir. Hocam A 4 gelebilir. B 3 gelebilir. Ya da A 2 kere 4 8. 2 kere 3 6. 8 e 6 gelebilir. Bunu o zaman söylersin. Ama şimdi söyleyemezsin. Cevap 12. Geç. 14. soru. A, B, C, D. iki basamaklı doğal sayılar. A, B sayısının rakamları farklıdır. Tamam. Ve en büyük rakamının sayı değeri 4'tür. He, ya A4 ya B4. Yalnız daha büyüğü yok. Yani bu soruyu yazarken 4B şeklinde ya da A4 şeklinde düşüneceksin. Ve her seferinde buradaki rakam daha küçük olacak. CD sayısının en büyük rakamının sayı değeri 6'dır. Şimdi C 6 olabilir ya da 6C olabilir. Diğer yazacağın rakam daha küçük olacak. Biz bu toplamın en çok olmasını istiyoruz. Şimdi döndüm. Ya bu sayıyı ne kadar büyük yazarsam o kadar güzel olur. Bu arada en büyük rakam 4 olduğuna göre onu onlar basamağına yazacağım. Bunu eledim. B ile A birbirinden farklıysa buraya ne yazarım en büyük olabilmesi için? 43. Yani 3 yazdım. Geldim. C6 ile A, C'de en büyük rakam 6'ymış. E 6 başta olan kısmı kullanırım. Bunu elerim. C'nin burası D bu arada hocam. D'nin de alabileceği en büyük rakamı alırım. Kaç alırım? 6'dan bir küçük 5 alırım. 65 aldım. Hocam bu mudur? 5, 3 daha 8, 6, 4 daha 10, 108. Budur abiciğim? Geç. 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak 4 basamaklı KLMN sayıları yazılıyor. K artı L, M artı N. Şartını sağlayan kaç farklı KLMN sayısı vardır? Ey Gauss diyorum ey Gauss. Duy. Duy. Duy sesimizi de. Vallahi şikayet bas. Gelecekler şimdi zil sesini duyarsan şaşırma. <laughs> Abi ey Gauss değil mi bu? Ey Gauss bu. Ey Gauss ne yapıyordu? Anlattım. Eyguz böyle arit e, yani ardışık yazılmış sayıları baştan sondan baştan toplandı toplayınca aynı olduğunu görüyordu. O zaman sen de bak ne yapacaksın baştan sondan bak 5 2 bu tarafta 3 4 bu tarafta şartını sağlayan kaç farklı KLMN sayısı yazılır? Wow, zorladın bizi. Şimdi bak 2 bu tarafa K ile onun yanına yani L'de yanına bak bu K olsa bu L olsa misal tamam mı? Aynı şekilde MN 3 4 şeklinde yazıldı. Yalnız dikkat et. Bunlar kendi arasında yer değiştirebiliyor. 52 34 kabul müdür? Kabuldür hocam. Peki aynı şekilde hocam 25 sabit kalsın. 34'teki 4 ile 3 yer değiştirsin. 43 olur mu? Olur. Aynı şekilde 52 sabit kalsın hocam. Buradaki 4 ile 3 yer değiştirse olur mu? Olur. Peki başka ihtimal yok mu? Düşünsene. Abi bütün ihtimalleri düşünmen lazım. Yapma. Yapma. Ya niye bunlar KL oluyor? Belki bunlar M ne? Yani M N olsun. Bunlar K L olsun. Ha hocam. O zaman 34 25 olur. Aynen öyle. Peki 34'teki 34'ler yani 4 ile 3 yer değiştirsin. Bunlar aynı kalsın. Olur hocam. Peki 34 sabit 5 ile 2 yer değiştirsin. Peki 43 sabit 5 ile 2 yer değiştirsin. Ne oldu? 8 tane oldu hocam. Toplam 8 tanedir dedim. Efsane soruymuş be. O 8'i göremeyebilirdin. O 8'i göremeyebilirdin. Bir öğrenci 2 basamaklı AB sayısı ile 28'i çarpıp sonucu 980 buluyor. Ancak işlemi kontrol ettiğinde AB sayısının 5 olan onlar basamağını 3 olarak gördüğünü fark ediyor. Buna göre işlemin doğru sonucu kaçtır? Şimdi bir öğrenci iki basamaklı AB sayısını 28'de çarpıyor. Bak AB çarpı 28 diyor. Cevabını ne buluyor? 4, 980 buluyor. Ancak işlemi kontrol ettiğinde AB sayısının 5 olan onlar basamağını onlar basamağı kaçmış gerçekte? 5. Ama bu arkadaş kaç olarak görüyor? 3. Ha diyor ben 5 olarak görmedim. Burayı 3 olarak aldım diyor. Cevabı 980 buldum diyor. E bir dakika. Biz 3 olarak alıp buradan B'yi bulamaz mıyız? Gel bulalım. İşlemin doğru sonucunu soruluyor bu arada bulacağız. Yani sayı bu aslında. Bizim öğrenci 3B çarpı 28 yazıyor. Cevabı ne buluyor? 980 buluyor. Ne yaparsın? Her tarafı 28'e bölersin. 980'i aldım kenarda 28'e böleceğim. Bölelim bakalım hocam kaç defa var desen 3 kere 8 24'ün 4'ü elde var 2 kere 3 6 2 tane yaptı 84 yaptı çıkarttım ne kaldı 140 kaldı tam ölünde evet 5 de çarptım 140 kaldı bu değerlerde birbirini götürdü. Cevap neymiş 35 peki 35'i nereye yazacağız hocam biz bak 3B'yi aynen aldım 28 ile bunu sadeleştirdim cırt cırt karşıda ne kaldı 35 e, bu ne demek? Buradaki sayı zaten 3 demek. Bu ne demek? B sayısı 5'e eşit demek. Ben artık ilk basamakla AB sayısını yaparım. 5 olan onlar basamanı yerine yazdım. 5 olan birler basamanı da yerine yazdım. Benim AB sayım 55 hocam. 55 yazınca bitti mi? 28 ile çarpılınca doğru sonucu istiyor benden. O zaman 55 bitmiyordu soru. 28 ile çarpmamı istiyordu. 5 kere 8 40 elde var. 4 5 kere 8 40 4 de elde 440. 2 kere 5 10 elde var. 1 2 kere 5 11 de elde 110. Topladım alt alta. 0 4 5 1 1 540. Vurdum cevabı. Muhteşem soruyu bitirdim ama. Dur 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 dur. Bu soru gerçekten çok özel soru. Bak buraya kadar inanılmaz ayrıntıyla sorularımızı çözdük. Buraya kadar elimizden geldiğince farklı tipte soruları gördük. Artık bundan sonrası. Çıkmış sorunun çok benzeri. Ve sen çözebilirsin bunu. Ama uğraş. 5 dakika uğraş. 10 dakika uğraş. Kalkmasının başından 20 dakika uğraş. Ama çöz. Çözebileceğine gerçekten inanmasam söylemem bunu. Çözebilirsin. Almazacağım ya. Olur. <laughs> Olur. Gel. Sen çözdün ama. Beni de kandırmıyorsun. Delikanlı gibi söyledin. Bir bitkinin boyu dikildiğinde birer yıl arayla ölçülüyor ve aşağıda verilen 3 basamakta sayı elde ediliyor. Dikkatli düşün ama. Bitkinin boyunun ilk yıl 27 santim, ikinci yıl 50 santim uzadığı biliniyor. Bak ilk yıl 27 santim, ikinci yıl 50 santim uzuyormuş. ABC sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre bunu mu işte A artı B artı C nedir? Abi bak sana büyük kopya geliyor. Bu sayıdan bu sayıyı çıkardım. Aradaki fark 27 diyor. E yapalım hocam. 2BA sayısından 2AB sayısını çıkaracağım. Cevap 27. Dur. Hocam bak sen bana kolay bir yol öğrettin. Bu neydi? 200'dü yazdım. Artı. BA 2 basamaklı sayısını 10B artı A diye açtım. Bak önünde eksi olduğu için eksiyi dağıtıyorum. Bu eksi 200 eksi 10A eksi B diye geldi. 27 de karşılık. Cırt sana cırt sana bunlar gitti mi? Hocam 10 tane B'den bir tane B'si gitti. Ne kaldı? 9 tane B. Bir tane A'dan 10 tane A'sı gitti. Geriye ne kaldı? 9 tane A. E cevap da eşit. 27'ye eşit hocam. Peki hocam bak burası 9 parantezine alınabiliyor. 9 parantezini alınınca burada ne kaldı? B eksi A çarpı 9 27 ise cırt sana cırt sana burada kaldı. 3. Yani B eksi A'nın cevabı nedir? 3'tür. Hocam biz yalnız artı ve istiyoruz. Geleceğiz oraya da geleceğiz. Acele etme. B eksi A kaç? 3. Şimdi benim başka neredeki bilgiye ulaşabileceğime bakıyorum. 2C A sayısından 2B A sayısını çıkarabiliriz hocam. Ve cevap arada 50'dir. Gel onu da deneyelim. 2C A sayısından 2B A sayısını çıkaracağım. Cevaba da 50 yazacağız hocam. Aynen öyle. Yazalım bak. 200 artı 10C artı A. Eksiyi dağıtarak gel. 200 eksi 200 eksi 10 b eksi a. Cevap eşittir 50. Cırt cırt bunlar gitti. Cırt cırt a'lar gitti. Ne parantezin alındı? 10 parantezin alındı. Geriye ne kaldı? C eksi b kaldı. Karşıda ne var? 50. Cırt cırt. Hocam C eksi B'nin de cevabı kaçmış ya? 5'miş. Ya müthiş ilerliyoruz müthiş. Hocam yalnız ne B eksi A'dan ne C eksi B'den benim elimde veri yok. Yetmez bu veri bana. Bana bir veri daha lazım. Bakalım hiç denemediğimiz bir şeyi deneyelim. Şu iki arkadaş arasındaki fark. Yani 2C A'dan 2 A B'yi çıkarırsak hocam geriye ne kalır? 50, 27 daha 77 kalır. Çünkü aralarındaki fark budur. Bak yine yazıyorum 200 artı 10 C artı A yazdım eksi 200 eksi 10 a artı b pardon eksi b yazdım. Cevap 77 eşit. Hocam cırt sana cırt sana bunlar birbirini götürdü. Güzel. Hocam bak 10 tane c var yazdım. Başka da bir şey yok. Hocam 10 tane a'dan bir tane a gitti. Eksi 9 tane a kaldı hocam. Bu da güzel. Hocam bir tane de eksi -b'miz var. O da güzel. Cevap 77 hocam. E peki şimdi ne yapacağız? Buradan da öyle adam akıllı bir cevap elde edemedik gidiyorsun. Edemedik ama dur bakalım bir şeyler bulacağız. Şimdi sayı vermeyi dene. Yani Hocam bak bu 9 olsa bu 4 olmadı. Mantıklı değil mi? 9'dan 4 çıktı 5 kaldı güzel. Hocam bu 8 olsa birer tane azaltalım. Mesela bu 8 olsa bunun kaç olması lazım? Hocam 3 olması lazım. Hocam bu 7 olsa bunun kaç olması lazım? 2. Bu 6 olsa bunun 1. Hocam bu 5 olsa bunun 0 olması lazım. Şimdi A, B, pardon B için bulduğun değerleri burada bir yerine yazar mısın? Bak ne buldum B için? 4, 3, 2, 1, 0. 4, 3, 2, 1, 0 buldum değil mi? 4'ten neyi çıkarırsam 3 kalır? 1. I. 3'ten neyi çıkarırsam 3 kalır? 0. I. 2'den neyi çıkarırsam? Kalmaz ki la böyle bir değer yok. Demek ki bundan sonra gelmiyor. Yani B dediğim yer 4 ya da 3 iken A dediğim yer 1 ya da 0 olabilir. Peki getir. Onları burada yazalım. C değeri. Şimdi şöyle yapayım mı? Bir saniye bir saniye. Yani ortalık karışmasın diye yapıyorum. Bulduğumuz sonuçları bu tarafa bir yazalım ama bak. A değeri 1 iken B değeri 4 C değeri 9 olabiliyor hocam. Ya da A değeri 0 iken hocam B değeri 3 C değeri 8 olabiliyor hocam. Geldim burada yerine yazacağım. Sağlayanı yazacağım gideceğim. Kaç... Arkama bakmadan kaçıp gideceğim. Şimdi bak 10 Onunla... ile C, C yerine 9 yazdığımı kabul et. 90 eksi. A yerine 1 yazdığımı kabul et. 9 eksi. B yerine 4 yazdığımı kabul et. Bakalım ne gelecek? Hocam bak burası ne geldi? Eksi 13 geldi. 90'dan 13 çıktı. Ne kaldı? 77 kaldı. Bingo bu sağladı. E peki bu sağlayacak mı? Görelim. 10 çarpı 8. Ne geldi? 80 eksi. Ne yapıyorum? 0 çıkartıyorum. Buradan ne geliyor? 3 3 yazdım 3 yazdım cevap ne geldi 77 hocam bu da sağlıyor ama neyi unutmam hocam soruyu okumayı unuttuk be bak abc farklı rakamlar neyden sıfırdan e hocam burada a'nın sıfır olduğu durum var bu ihtimal gitti. Bizim aradığımız tek ihtimal kaldı bu. Vay be ne soruymuş. Ama ben sana bütün ihtimalleri gösterdim. 9 bir daha 10. 4 daha 14'tür dedim. Mükemmel 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 bir soru. Ya efsane ötesi bir soru. Bu soruyu çözen astronottur. Bu soruyu çözen ya sıfırdan matematik artık benim için devam abc rakamları sıfırdan farklı ne sıfırdan farklı rakamlar bak yukarıdaki tongaya düşmüyorum 3 basamakta doğal sayıdır abc bca abc cab biçiminde tanımlanıyor buna göre bu 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 kaçtır diyor başlayalım bakalım şimdi eğer kutu varsa bak kutu var ne yapıyorsun bca birler bas, pardon onlar basamanı başa yazıyorsun onlar basamanı başa yazdım c birler basamanı yanına yazdım ve birler bas, yüzler basamanı en sona yazdım Peki bunun dışında ne var? Bir daha kutu var. Bak kutuya bir daha kutu uygulamışım. Bir daha kutu uygulayacağım. Ne yapıyorduk? B'yi başa yazıyorduk. Yani B dediğimiz sayı onlar basamağı. Birler basamağını onlar basamağına, yüzler basamağını birler basamağına yazıyorduk. İlk sayım kaç geldi? 514 geldi. Bu cepte. Üçgende ne yapıyoruz hocam? Bak üçgende ortaya en başa birler basamağını. Aa, tam kafayı yedirtir soruya. Yüzler basamağını ortaya onlar basamağını sona. Hocam burası da 325 midir? Evet 325'tir. Şimdi geldim buna. Hocam önce üçgen. Ne yapıyorduk? Birler basamağını en başa 2. Yüzler basamağını ortaya birler basamağını sonra. Peki şimdi elimde kaldı. Elimde ne kaldı? Bak bunu hallettim. Şimdi elimde bu var. Kare var ya da dikdörtgen var. Dikdörtgende ne yapıyorduk? Onlar basamağını başa. Birler basamağını ortaya. Yüzler basamanı sona 412. Tam devreleri yakarsın. Sınav anında gelse dersin ki hocam sapıttım ben ne yaptım ha, haberim yok. Bak 9 2 daha ne yaptı 11'in biri. Elde var 1. 1 2 daha 3. 3 1 daha 4. 1 daha 5. Geldim. 5 3 daha 8. 4 daha 12. Cevap nedir? 1251 dedim emek 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 var burada. Biz buraya gerçekten büyük emek verdik. Şuraya bakar mısın arkadaş ya? Böyle bir şey yok. Şuradaki emeğin güzelliğine bakar mısın? Hakkını verdik mi? Sonuna kadar verdik. Çabaladık mı? Sonuna kadar çabaladık. Şimdi şimdi sırada etüt soruları var. Etüt sorularını çözeceğiz ama ne yapıyorsun? Önce bir dinleniyorsun, kendine geliyorsun, ara veriyorsun. Ardından diyorsun ki: "Hocam etüt sorularında buluşalım." diyorsun. Bir dakika bizim tıklememiz gereken bir yer yok mu ya? Bir dakika bir dakika dur 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 bir yere gitme. Hani hocam takvim sayfası, takvim sayfasını getir getirdim hemen. Asal sayılar faktöriyel. E biz bunları bitirdik. Buna niye takılmadıysak burası 11. bölüm bitti. Basamak kavramı hocam. Basamak kavramı videosu izlendi. Sırada ne var? Etüt soruları var. Etüt sorularında buluşacağız ama videoda emek var diyorsan beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Ben de şimdi sabah artık saat dükkan açılmıştır. Gideyim şu kameranın yenisinden alıp geleyim. Yapacak bir şey yok. Bazen planlar olmuyor ya. Bak bak şimdi hatırlayınca yemin ediyorum üzüldüm ya. Hani az önce kendimi derse kaptırdım. Oh dedim hiçbir şey. Yok. Bak yemin ediyorum insan ya da öğretmen ders anlatırken hiçbir şey aklına gelmiyor. Sadece öğrencisi, dersi, sorular. Bak başka bir şey vallahi aklıma gel. Yemin ediyorum unuttum ben bunu bozuldum. Canım bir daha sıkıldı ya. Neyse üzme Hocam tatlı canını diyen o yoruma atan arkadaşlara selam olsun. Hadi bakalım ben kamera almaya gidiyorum sen çalışmaya. Hoş kal. Hoşça kal.